Küçük küçük sincap. Sun.
Küçük sincap, benim evim çok sağlam, hiçbir şey yapamazsın demiş. Kurt saman balyalarını pençesine vurduğu gibi balyaları dağıtmaya başlamış. Küçük sincap can havliyle kendini dışarı atmış. Doğrucu ortanca kardeşinin kulübesine koşmuş. Ortanca sincap kapıyı açtığı gibi küçük sincapı kulübesine almış. Küçük sincap, "Kapıyı hemen kapat kardeşim. Kurt buraya gelebilir." demiş. Ortanca kardeş, "Korkma. Burası çok güvenli. Kurt buraya gelemez." demiş. Küçük sincapın izini takip eden kurt, ortanca sincapın yaptığı kulübeye gelmiş. "Hey, açın kapıyı. Yoksa içeri gelirim. Hepinizi pencerelerimle parçalarım." demiş. Ortanca sincap, "Korkma kardeşim. Hiçbir şey yapamaz." demiş. Kurt öfkelenmiş, pençeleriyle tahtaları sökmeye başlamış. İki sincap aç kurtun elinden canlarını zor kurtararak en büyük sincapın evine sığınmışlar. En büyük sincap küçük kardeşlerine kapıyı açarak onları içeriye almış. Küçük sincaplar korkudan tir tir titriyorlarmış. Ya kurt buraya da gelirse diye korkuyorlarmış. En büyük sincap, "Korkmayın kardeşlerim, burası çok güvenli. Kurt buraya gelse de bize bir şey yapamaz." demiş. Aç kurt en büyük sincapın kapısına dayanmış. Kapıyı çalmış ama kimse kapıyı ona açmamış. Hırlamış, bağırmış, çağırmış ama sincaplar hiç oralı olmamış. En büyük sincap, "Hain kurt, git buradan. Ne yaparsan yap, sen bu eve giremezsin. Çünkü bu ev çok güvenlikli." demiş. Kurt ne kadar uğraşmışsa da en büyük sincapın sert kayalardan yaptığı evi yıkamamış. Aç kurt eve girmek için başka çareler aramaya başlamış. Evin üzerindeki bacayı görmüş, bacadan içeri girmeyi denemiş. Kurdun çatıda olduğunu anlayan en büyük sincap, kurdun bacadan girebileceğini anlamış. Derhal bacanın altındaki şömineyi yakmaya karar vermiş. Kurt bacadan inerken aşağıdan gelen duman boğazına kaçmış. Boğazına duman kaçan kurt can havliyle kendini dışarı atmış ve ormanın derinliklerine doğru koşmaya başlamış. Aç kurdun saldırısından kurtulan küçük sincaplar sevinçle birbirlerine sarılmışlar. Bir süre sonra üç küçük sincap ormanda anneleriyle karşılaşmışlar. Başlarından geçen olayı annelerine anlatmışlar. En küçük sincap ve ortanca sincap annelerine sarılıp özür dilemişler. "Anneciğim, özür dileriz. Senin sözünü dinlemedik. Az kaldı canımızdan oluyorduk. Şu kısacık zamanda çok şey öğrendik. Çok haklıymışsın. Ne yaparsak yapalım, en iyisini yapmalıyız." demişler anneler.